Şu anda okyanusa yaklaşık 50-100 metre bir mesafedeyim ve bir sahil kasabasındayım, Pasifik kıyısında. Ve içimde bir parça şunu hissediyor: artık yaratım, manifestation işini bedenlemeye başladığımı, bunun nasıl çalıştığına ciddi anlamda fiziksel, somut, elle tutulur, gözle görülür kanıtlarla şahit olduğumu görüyorum. Ve bu yol beni buraya nasıl getirdi, biraz sizinle de paylaşmak istiyorum açıkçası. Çünkü inanın, buna gerçekten gönülden inanın, çok daha fazlası mümkün. Çok daha fazlası. Her anın içerisinde yaşamanızı bekleyen o kadar büyük bir sevgi, o kadar büyük bir aşk, o kadar büyük bir tatmin, tamamlanmışlık duygusu, eksik olmama, hiçbir şeyin eksik olmadığı, her şeyin gerçekten tam şuranıza. Evet, bu, doğrusu bu hissini yaşatacak şekilde gerçekleştiği bir realite mümkün. Ve bunun anahtarını elinizde tutuyorsunuz. Bunun anahtarı o kadar başka hiç kimse de değil ki. O kadar herhangi bir kitapta, o kadar bir öğretide, bir yerde değil ki. Gerçekten sadece ve sadece bizim elimizde. Merhaba, ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda seninle dönüşüm yolculuğumu, bu yolculukta edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşıyorum ve senin dönüşümüne de rehberlik etmeye niyet ediyorum. Bu videoyu sana Meksika'daki yeni yuvamdan çekiyorum. Şu an öyle bir yerdeyim ki, öyle güzelliklerle sarılayım ki ve hayattan öyle fazla hediyeler alıyorum ki, seninle kat ettiğim yolda fark ettiğim birçok şeyi paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Burada çektiğim videolarda anlattığım, en az minimum bir yıldır üstüne çalıştığım her şeyi pratik etmenin bana neler getirdiğini, neler kattığını görüyorum. Şu an resmen kendi cennetimi yaşadığımı hissediyorum. Kendi gerçeğimi yaşadığımı hissediyorum. Bu nasıl oldu derseniz, bence bunun yolu kendi Tanrımızla iletişime geçmekten geçiyor. Sana göre Tanrı, Allah nasıl bir şeyse onunla konuşabilmekten geçiyor. Ben bunu nasıl yapmaya başladım sorusunun cevabıysa şu: gerçekten senin içini, dışını, dip köşelerini, senin bile farkında olmadığın her şeyi bilen ve her şeyi değiştirmeye anda gücü ve kudreti yeten bir varlıkla nasıl konuşurdum? Ha, şöyle konuşurdum gibi bir yanıt değil. Evet, şu an o kişiyle konuşuyorum. Hissiyatı ile konuşmaya başladığımda Allah'la hayatım gerçekten değişmeye başladı. Bunun ne demek olduğunu size söyleyeyim. Allah böyle biri ise gerçekten şu anda, ya hemen burada her şey, bütün evreni yıkıp yeniden yaratmaya gücü yetebilecek bir şeyden söz ediyoruz. İster inanın, ister inanmayın. İnanmıyorsanız zaten bence bu videoyu kapatın, yani benim kanalıma da bence bakmayın, ama hadi izlemeye devam ediyorsanız söyleyeyim, anlatayım. Ben de buna inanmadığımı fark ettim. Gerçekten benim için Allah'ın tanımı ne yani? Bunu böyle tam oturtamadığımı fark ettim. Oturtamamış olduğumu. Niye? Çünkü hep bir insan özelliği atfediyorum içimde. Yani o böyle politik olunan birisiydi. Hani dua ederken en doğru sözcüğü seçmeliyim falan. Ya da böyle yeterince düzgün olamadım, o yüzden Allah'la konuşamam falan. Hepimizde böyle yerler var biliyorum, ama şundan bahsediyoruz. Ya zaten yani seni de o yarattı. Senin kendinden en utandığın, en tiksindiğin, nefret ettiğin hayatta böyle cringe, cringe, böyle hiç hoşlanmadığın her şeyi o yarattı. Senin başına gelen her olayı biliyor. Senden daha iyi biliyor. Senin yaşadığın her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Yani düşünebiliyor musun bunun ne demek olduğunu? Zaten bunu bile düşünemiyoruz.
Yani o yüzden şöyle düşün. Diyelim ki şu an içinden hiç çıkamadığın bir durum var ama imkansız yani öyle görüyorsun en azından. Birkaç tane seçenek diyorsun ki şöyle yapsam olmuyor, böyle yapsam olmuyor, böyle yapsam olmuyor. Düşün ki Allah sonsuz olasılıkları bilen şey. Senin en imkansız zannettiğin şeyin bile bir çözümü var. Bu realitede öyle bir patika da var. Çünkü sonsuz patika var. Gerçekten bu varlıkla konuştuğunu düşün. Karşısında rol keser miydin? Politik olur muydun? Senin ciğerini, şah damarını, kalbini, kanını, her damlasını biliyor. İşte böyle bir varlıkla konuştuğunu varsayarak konuştuğunda işler değişmeye başlıyor. Ve sonsuz yardım istemeyi hatırladığında. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Allah sürekli bana not veren bir öğretmen muamelesi yaptığımı fark ettim. Yani her neyin içindeysem, her neyi, ne zorluğu, ne kolaylığı, ne mutluluğu, ne mutsuzluğu yaşıyorsam bunu sürekli böyle fix etmeye, yani düzeltmeye çalışıyorum ve çırpınıyorum böyle bataklık gibi yani. Bir ayağım zaten girmiş ve battıkça içine batıyorum. Ve diyorum ki ben bu bataklığın nasıl çalıştığını değiştirmeliyim ve bataklığın içinden ayağımı çıkartmalıyım. Sonra çıkınca Allah'ım görüyor musun ben çıkabildim, şimdi bana bir ödül ver diyeyim. Halbuki çıkamazsın. Orası bataklık yani. Bunu değiştiremezsin. Bunu değiştirme gücü olmadığını ama birisinden bana dal uzatmasını isteyebileceğimi fark ettim. Allah'ım, Rabbim, bu bir bataklık ve ben şu an bunun içindeyim. O ya da bu şekilde bir ayağım buraya girmiş bulundu. Şimdi bana dal uzatır mısın? Bunun zaten reddedilme ihtimali yok. Biz tam olarak neyi istersek ona her zaman evet deniyor zaten. O yüzden bizim ne yapmayı bilmemiz gerekiyor? İstemeyi bilmemiz gerekiyor. Ama biliyorum bu istemeyi bilmiyoruz. Yani o kadar duyduğumuz bir şey ki ben de yani yüz binlerce kez duydum belki. Abartmış olabilirim. Ama tınlamıyor bir yerde. Yani, abi ne demek istemeyi bilmiyoruz? O zaman sabah akşam işte Allah'ım para istiyorum, yat istiyorum, güzel olayım, sevgilim olsun. Öyle bir şey değil istemek. Şöyle bir şey. Mesela diyorsun ki Allah'ım sevgilim olsun ya. Çok güzel, çok yakışıklı. Muhteşem, böyle aşktan bitelim, şelalelerde yüzelim falan. Allah diyor ki evren ya da olsun, tamam. Böyle bir ilişki mi istiyorsun? Tamam, ben sana bunu vereceğim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada neyi unutuyoruz biliyor musunuz? Kendimizin ne kadar etkin ve önemli olduğunu unutuyoruz bu süreçte. Yani biz böyle bir piyonuz ve hiçbir şey etkimiz, yetkimiz yok. Her şey böyle bize geliyor ya da gidiyor. Böyle bir şey değil. Sen zaten olduğun şeyle yaratım yapıyorsun. Tamam, olduğun insanla, olduğun materyal neyse, malzeme neyse onu yaşıyorsun yani. Ama biz bu malzemenin değiştirilmesini, bu makinenin değiştirilmesini istemeyi talep etmek yerine sürekli dışarıdan bir şeyin değişmesini talep ediyoruz. Ve hayat da şunu diyor. Yavrum, çocuğum, güzelim, bak bu dışındaki şeylerin hiçbirini oraya ben koymadım. Sen koydun. Sen şu an içeride ne dönüyorsa onun filmini izliyorsun dışarıda diyor. Ben senin izlediğin filmi değiştirebilmen için senin neye dönüşmen gerektiğin konusunda sana yardımcı olabilirim. Başka da bir şey yapamam. O yüzden sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hani sen bir niyet etmiştin ya. Hani sen bir şey istemiştin. O istediğin şeyi alabilmen için sana yardım ediyoruz. Ama sen yardımı kabul etmiyorsun. Sen aynı insan kalmaya çalışıyorsun. Ama dışında farklı şeyler talep ediyorsun. Senin dışında seni görmeyen, sana saygı duymayan, seninle birlikte kalamayan, senin standartlarına uymayan bir sevgilin vardı hani.
Sonra sen onu işte bu olmasın, başkası olsun falan diye ayrıldın ondan, bıraktın. Sonra oturup dua etmeye başladın veya çırpınmaya başladın. Şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hayat da sana diyor ki sen bu A kişisiyle partner olana kadar, sevgili olana kadar bak şu, 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 şu karar mekanizmalarını kullandın. Şu, 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 şunları önceliklendirdin. Değil mi? Örnek veriyorum, başkasının duygusunu önceliklendirdin. Örnek veriyorum, zararlı alışkanlıklarını bırakmadın. Mesela kendine, bedenine, sağlığına vakit ayırmak yerine çok fazla dizi izledin. Çok fazla kendine zararlı maddeler tükettin. Veya içinde bulunduğunda karnını, mideni sıkıştıran, hiç beslenmediğin arkadaş ortamlarında oturdun, oturdun, oturdun. Kendine sevgi miktarın bu kadar. Bedenine ve içindeki çocuğun ihtiyaçlarına sevgi miktarın bu kadar. O yüzden kendine sevgi miktarı bu kadar olan bir partner yolladık sana. Sen de onunla enerjin match oldu. Hani çok hoşlandın ya ilk date'den. Ay ne kadar mutluyuz, şöyleyiz, böyleyiz. Hani bu şuranı rahat hissettirmeyen şeyleri bir de görmezden geldim ya. Hah. İşte bu adımların her birini teker 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 aynı attığın sürece sana Allah, evren, hayat yeni bir partner gönderemez. Çünkü sen varsın. Çünkü senin iraden var. Var. Evet, cüz'i irade diyoruz. Evet. Yüce Yaratıcı'nınkine külli irade diyoruz. Ama külli irade zaten oyunu senin üstünden oynayabilmek için seni yarattı. Sen diye bir bilinç parçası ayırdı bütünün içinden, onun içine koydu. O yüzden senin sen olarak yaratım yapman bekleniyor. Yoksa bizi yaratılmazdı ki. Bu kadar farklı deneyimler, şeyler yaratılmaz. Zaten her şeyi yapabiliyor. Zaten her şeyi yapabiliyor. O yüzden bizim neyi istememiz lazım? Kendimizin dönüştürülmesi için dua etmemiz lazım. Okey. Yani baktığında etrafında kıtlık mı görüyorsun? Mutsuzluk mu görüyorsun? Allah'ım benim mutluluğa olan engellerim neler olabilir? Ben mutluluğu niye içeri almayı bu kadar reddediyorum? Bunu reddeden taraflarımı dönüştürmeme yardım eder misin? Belki dönüştürür müsün bile değil. Çünkü yine dönüşümü yapacak olan benimin sorumluluğunu almış oldum böyle bir istekte bulunarak. Şuradan o benliği çıkarıp yerine yenisini koyma diye bir şey yok. Onun niye öyle olduğunu fark edip dönüştürmesi gereken kişi yine sen olacaksın. Buna göre bir aksiyon alman gerekecek. Actions speak louder. Aksiyonlar, eylemler daha sesli, daha yüksek sesli konuşur. Neyden? Than words, kelimelerden. Yani bizim bir şey bilmemiz, bir şey konuşmamız yetmiyor. O şeyi bedenlememiz gerekiyor. Yani sen evet daha yüksek titreşimli, daha yüksek tatminli, daha aşklı, sevgili bir ilişki istiyorsan kendine daha çok aşık olacaksın. Kendini daha çok seveceksin. Kendine sevginin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve işte burada yardım istememiz gerekiyor. Ben kendime karşı nerelerde sevgisizim? Bunları niçin yapıyorum ve nasıl dönüştürebilirim? Allah'ım bana bunları gösterir misin? Sevgiyi seçmek nasıl olurdu? Şu anda tam içinde bulunduğum durumda kendini seven bir insan nasıl hareket ederdi? Hangisini seçerdi? Bilmiyorsak yanıtını, kendimize sorduğumuzda bulamıyorsak bunun yanıtını bilmenin duasını etmek. Çünkü hayatta yaptığımız eylemlerin temelini neye dayandırıyorsak onun titreşimini yayıyoruz. Korkuya dayandırıyorsak korku titreşiminden yaratımlar yapıyoruz. Yani menfaat çok farklı bir şey ama kendini sevgi farklı bir şey. Aslında korkudan seçim yaptığımızda tam tersi
menfaate düşmüş oluyoruz. Ay aman neyse şunu şunu kaybetmeyeyim diye bir hareket yapıyorsak kaybetme korkusunu çalıştırıyoruz. O kaybetme korkusu hiç orada olmasaydı veya kaybedince başına her ne geleceğini düşünüyorsan ona dair bir korku orada olmasaydı onu yapar mıydın sorusunun cevabı hayırsa sen çok yüksek bir seçim yapmış olmadın. Kalbini, bedenini, zihnini, aklını, fikrini, bütünlüğünü ve o bağlantı hissini tüm hayatla seni yaratan o güçle bağlantıda olduğun hissini sana yaşatacak, sana yaşattırmaya devam edecek ve o bağlantıyı kesmene sebep olmayacak seçimleri yapman gerekiyor. Her adımda. Bu gerçekten beni bağlantıda hissettiriyor mu? Bu negatif bir durum da olabilir. Ama bileceksiniz. Yani bu pratikleri yapmaya devam ettiğimiz sürece meditasyonumuzu, kendimize içimize dönüp o her şeyle olan bağlantımızı hissettiğimiz tarzda pratikleri yaptığımız, dualara oturduğumuz sürece bunu bilme kaslarımız gelişiyor. Bu subjektif bir şey değil. Kendi içsel pusulamız, kendi antenlerimiz gitgide daha da kalibre oluyor, seyreliyor. Evrenle, hayatla uyumlanıyor. Ve kendi yolumuz, kendi darmamız, kendi yüksek benliğimizin bizi yönlendirdiği patika kimseninkine benzemeyecek. Ve zaten o yüzden bunu sadece içeriden keşfedebiliyoruz. Onu duyabildiğimiz zaman korkunun yerine cesaret almaya başlıyor. Çünkü bizi korkutan şeylerin ne zaman eski paternleri bırakmaktan kaynaklanan ve konfor alanından çıkmaya dair bir korku olduğunu anlamaya başlıyoruz. Tanıdığı seçmeye çalışan, sırf tanıdık olduğu için yapacağımız bazı seçimlerin ne kadar mantıklı olduğunu bize anlatan zihin sesinden sıyrılmaya başlıyoruz. Bugüne kadar nasıl davrandıysan, her durumda hangi reaksiyonu verdiysen yine o reaksiyonu ver ya. Çok kolay, çok kolay. Hemen otomatik yanıtlar devreye girsin. Zihnin seni oradan oraya, oradan oraya sürüklesin. Bağır, çağır, şöyle de, trip at. Bunlar geldiğinde bunları yapmak yerine durmak, şu an bana neyin sorusu geliyor hayattan, neyin çağrısı geliyor, hangi eyleme, hangi duruma, hangi adımı atmaya yönlendiriliyorum, davet ediliyorum. Bunu fark etmek ve o davete kendi içsel doğruma ve pusulama göre yanıt vermek için bu reaksiyon alanından çıkabilmem gerekiyor. Çünkü reaksiyon, yani bir kere gerçekleşmiş bir aksiyonun yeniden aktive olması. Otomatik yanıtlar. Bunlar bizim bedenimizde kayıtlı kalmış sert, zor duyguların, düşük titreşimli duyguların, travma, deneyim kalıntılarının ve gölge benliklerimizin otomatik yanıtları oluyor. Ve bu yanıtı otomatik olmaktan çıkarabildiğimiz her an aslında gücümüzü geri alıyoruz. Kimden? Bu otomatize tepkilerden geri alıyoruz. Yani kimden geri alıyoruz? Karmadan. Limitleyici inançlardan. Eski travmaların izlerinden. Bunlardan gücümüzü geri almazsak bizi bunlar yönlendiriyor. Korku yönlendiriyor, utanç yönlendiriyor ve buradan yönlendirdiğimiz zaman tek yaptığımız şey hayatımızda yeniden bunların izini görmek oluyor. Yeniden seni öfkelendirecek insan, yeniden seni utandıracak bir olay, kendini küçük, değersiz, ezik hissettiysen seni hep böyle hissettiren, böyle hissettirmelerine izin verdiğin tarzda insanlar, yerler, olaylar, durumlar. Bunları görüp fark edebilmek ve ne yapacağımı, nasıl dönüştüreceğimi bilemiyorsam da burada yardım istemek ile kendi gücümü kendime geri almaya başlayabiliyorum. Kendime geliyorum yani. Kendine gel.
kendimizde değiliz. Neden kendimizde değiliz? Çünkü kendimizi sevmiyoruz çoğunlukla. Her parçamızla sevmiyoruz, her parçamızla kabullenmiyoruz. Aslında kendimizle ilgili hiçbir şeyin eksik ya da fazla olmadığını, her şeyin tam olması gerektiği gibi olduğunu bilerek bu dünyaya geliyoruz biz. Zaten yaradandan ve koşulsuz sevgiden geliyoruz. Zaten koşulsuzca sevilerek geliyoruz. Bakın koşulsuz diyorum. Çünkü annemizin karnında hiçbir hücre, hiçbir kan damlası, hiçbir su, hiçbir rahim sıvısı parçacığı bize diyor mu ya sen bugün iyi bir cenin olmadın seni beslemeyeceğiz. Her şey, bütün kaynaklar sen bu dünyaya gelebil diye sana akıtılıyor gürül gürül. Annen senin belki iki katı yemek yiyor, iki katı su içiyor. Bütün hayatını, işini, gücünü bırakıyor, yatıyor, dinleniyor. Sırf sen bu dünyaya gelebil diye. Çünkü gelmen gerekiyordu. Gelmen gerekiyor, burada olman gerekiyor. Buradan başka hiçbir yerde olman gerekmiyor. Olduğun insandan hiçbir farklı halde olman gerekmiyor. Öyle olsaydı çoktan buradan gitmiş olurdun. Şu an bu ekrandasın, bu videoyu izliyorsun, hala buradasın. Hayat sana bakıyor, hayat seni gözetiyor. Bindiğin her araba, her uçak, altından geçtiğin her tuğla, karşıdan karşıya geçtiğin her yol. Hepsinde ölüp gidebilirdin. Ama buradasın. Ve karşına çıkan olumlu, olumsuz her şey, her şey, herkes sana hizmet ediyor. Daha güçlü ol. Gücünü geri al, varlığını hatırla. Sen de varsın bak, sen de önemlisin. Kimse sana bir şey yapmıyor, sen varsın. Sen varsın, buradasın. Bunu bir fark et. Hala varsın. Ne oluyorsa senin için oluyor. Seninle birlikte oluyor. Sana olmuyor. Senin için. Eğer bu şekilde tüm hayatın sana hizmet ettiğini fark edersen, bir şeyleri seni içinde hissettiğin sıkışıklıktan çekip çıkarsın diye istemeyi bırakıyorsun. Onun yerine diyorsun ki, Allah'ım ben bu hizmeti nasıl içeri alabilirim? Çünkü alamadığını fark et. Bu bahsettiğim yer aynı zamanda bir şükür pratiği ve şükür enerjisi. Bunların hepsinin senin için olduğunu fark ettiğinde öncelikle şikayet etmeyi, söylenmeyi, bahane bulmayı bırakıp bir destur edip şükür etmeye başlıyorsun. Her şey benim için oluyor. Her şey benim için var. Buradaki ben ilk etapta anladığımızdan daha farklı bir ben olabilir. Yani bu karakter üzerinden kendini deneyimleyen o öz parçacıktan bahsediyorum. Onun vücuda gelebilmesi, onun açılabilmesi, onun parlayabilmesi için oluyor her şey. Ama bu fırsatları kullanmadığımız her zaman bir inkar, bir memnuniyetsizlik, böyle bir enerjide oluyoruz. Bu hizmet bana akarken bunu kendi dönüşümüme nasıl kullanabilirim? Bunları sormamız gerekiyor belki. Şu anda olduğum yere bakın. Arkamda okyanus var. Ve ben bir süre boyunca her görselleme çalışmasında, her yaşamak istediğimiz evi yazdığımız, çizdiğimiz çalışmada okyanus gördüm. Okyanus kıyısında bir ev gördüm. Burası hangi ülke, burası hangi şehir, burası nerenin kıyısı bilmiyorum. Ama bu evi görüyorum. Bu çıkıyordu içimden ve evin şeklini şu an hala görebiliyorum. Hiç planlamadığım koşullar beni buraya getirdi ve beni buraya getiren her bir adımı atarken o adımların içerisinde 26 yıldır neyi nasıl yapıyorsam o şekilde, aynı şekilde yapmak isteyen taraflarımla hareket edebilirdim. Ama onun yerine içsel bilgeliğimle hareket etmeyi seçtim. Bana ne doğru hissettiriyor? Bana ne ben gibi hissettiriyor?
Benim doğrum ne, benim gerçeğim ne? Zor durumda kalmak pahasına ki bu seçimleri yapmak her zaman bedel ödemektir demiyorum. Bu inancı da bitirebilmemize ve dönüştürebilmemize niyet ediyorum. Ama şundan bahsediyorum. Şu ana kadar kullandığımız karar mekanizmaları harici bir karar mekanizması kullanacak olduğumuzda, örnek veriyorum, finansal anlamda bir kıtlık bilinciniz varsa mesela ve hep bazı şeylerden kısmayı tercih etmişseniz, bir anda kendinize herhangi bir konuda yatırım yapmak, mesela daha önce hiç almadığınız bir markadan kıyafet almak, terapiye, bir kişisel gelişim araç gerecine para vermek veya hep bütçe ile bir tatil yaparken, işte en ucuz pansiyonda kalayım bilmem ne derken çat diye otele gitmek, bunlar size yanlış hissettirecek ve kendinizi suçlamaya çalışacaksınız. Veya hep başka insanların duygularını, düşüncelerini önceliklendirirken kendinize ya hiç de istemiyorum bunu yapmayı ya dediğiniz yerde, evet ya istemediğim şeyi niye yapayım deyip kendinizi oradan çekip çıkartmayı seçtiyseniz hemen bir suçluluk çıkabilir içinizden. Ve bu suçluluk, merhaba ben geldim ve benim adım suçluluk diye çıkmayacak. Bu kendinize çok büyük şiddet içeren sözler ile çıkacak zihninizden. Ve öbürünü yapmanın neden daha doğru olduğuna ve şu an yanlış şeyi yapıyor olduğunuza dair bir sürü diyalog ve konuşmayla çıkacak zihninizden. Ve burayı ayrıştırmak gerçekten bence çok az kolay olan bir pratik. Ama bir kere burayı ayrıştırmayı anlayabilirsek de gerçekten çok büyük bir dönüşümün kapısı. Kendimi seçtiğim için ne kadar suçlu hissettiğimi görüyor muyum ya? Buraya gelmeyi başarırsanız, hani demiştim ya, yıllardır aldığınız aksiyonlar silsilesi var. O silsilenin içerisinden tek bir domino taşını çektiğinizde bütün sonucun başka bir yönde değişeceğini fark edebilirseniz, manifestationlarınızın, yaratımlarınızın fiziksel tezahürlerini görmeye hazır olun. Çünkü çok hızlı gelecekler, ama çok hızlı. Hiç sizin zannettiğiniz lineer zaman ölçeğinde gelmeyecekler. Gerçekten çok hızlı gelecekler. Ama hayattan bir şey istedikten sonra hayatla işbirliği yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü şu an içindeyken bize doğru hissettirmeyen, iyi gelmeyen, kalbimize, bedenimize, bizde hastalıklar yaratan, sıkışıklıklar, depresyonlar yaratan her ne varsa, onları oraya kendi elimizle koyduğumuzu önce görmek, onları başkasının oradan alıp çıkartamayacağını bilmek, sadece onların oradan gitmesini istiyorsak, gerçekten kendimizin çok daha farklı bir versiyonuna dönüşmemiz gerektiğini bilmek ve bu kişiye dönüşürken zorlanmalar, tetikler, korkular, sıkışmalar, çözülmeler, bırakmalar yaşayacağımızı bilerek bu süreçte Yaradan'dan destek istemek. İşte benim uyandığım bilgelik bu oluyor. Ne zamandır oluyor? Bu geçen senenin sonlarından beri oluyor. Yani 4-5 aylık bir süreç bu. Ve işte o zaman kendi Yaradan'ımla iletişime geçebildiğimi anlamaya başladım. Çünkü bu dünyada koruyan, kollayan, gözeten, ihtiyaçlarımızı gideren varlıklar olarak annemizi ve babamızı biliyoruz ve biz küçükken, çaresizken veya kabiliyetsizken kendi işlerimizi görmeye, hayatta kalmaya, bunlara kabil olabilen birileri var yanımızda. Ve kendi bildiğimiz kadarıyla da bu Allah figürüne en yakın kişiler onlar. Ama surprise! Onlar Allah değil. Onların bir kapasiteleri var. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ama sınırları var. Sonra bunu gördüğümüzde hayal kırıklığına uğruyoruz ve o sınırsız desteği, o sınırsız kabul edilmeyi, her düştüğümüzde kaldırılmayı sürekli birilerinden ve bir şeylerden beklemeye çalışıyoruz. Ama again, surprise! Kimse yine bunu veremez. Bunu verebilecek tek bir güç var. O da yerlerin ve göklerin
yaratıcısı. İşte bu yüzden nasıl, neden, ne zaman ondan isteyeceğimizi bilmek çok önemli. Ve bu iletişimi gerçekten kurabildiğinizde hayat hep böyle zorluk yaşadığımızda ama o zorlukların da yine en yüksek hayrımıza hizmet ettiğini bildiğimizde ne oluyorsa benim hayrıma oluyor hissini pekiştiriyor. Sadece bu zorluğun içinden geçmekte bir yardım, destek, sırtımızda bir el istemek kalıyor geriye. Bunun için kendimizi zorluklara ve sıkışıklıklara sokmaktan bahsetmiyorum. Sadece şundan bahsediyorum. Bir dua ettiğimizde, gerçekten inanarak veya bir niyet koyduğumuzda bu niyetin duyulmama, görülmeme, işleme alınmama ihtimali yok. Diyelim ki bir kuruma, bir bakanlığa dilekçe yazdınız. Ya o dilekçe mutlaka okunacak. Öyle düşünün. Ve bu dilekçeye, dilekçeniz reddedildi yanıtı da gelebilir. Ama o yanıt gelecek. Gelecek. Hani bir duanızın duyulmama, görülmeme falan ihtimali yok. O yüzden aynı yaratımı, aynı şeyin manifestation'ın böyle 10 kere yapmaya, 1000 kere yapmaya gerek yok. Bir kere kalpten bir şekilde bunu yapıp sonra geri çekilip izlemek. Ama pasif bir şekilde değil. Ben bu dilekçeyi yukarıya gönderdim. Dilekçeye baktılar. Dediler ki tamam, bu dilekçeyi kabul edelim. Ama bu dilekçede talep edilen şeylerin gerçekleşmesi için şimdi biraz bu tiyatro sahnesinde değişiklikler yapmamız lazım. Hadi bakalım, piyonları oynatıyoruz, dekorları değiştiriyoruz. Ve bunu ettiğim duanın, niyetin, kendi yönümün, doğrultumun farkında kalarak izlediğimde ve burada benim hayatla en uyumlu, benim yaradanla en uyumlu hareketim, buranın, bu dekorun içerisindeki rolüm ne? Bunu gözettiğimizde o sonucu alabiliyoruz. Öbür türlü yukarıdakiler şöyle. Vermeye çalışıyoruz, almıyor. Almıyor. Yani aynı insan olmaya devam ediyor. Şimdi ben ona nasıl farklı bir şey vereyim? Bütün melekler, rehberlerimiz yukarıda böyle. Bu kız niye böyle? Böyle bir şey oluyor işte. O yüzden tüm o konfor alanımızdan çıktığımızda yükselen, bangır bangır bağıran seslere rağmen Yaradan'ın arkamızda olduğunu bilerek o adımları atabilecek miyiz? Tabii ki hani bu yolda bu inancı ve bu bağlantıyı koparmadan yaptığımız her pratik bir kârdır yani. Görsellemek, meditasyon, bunlardan bahsetmiyorum ama inançsızlıktan bahsediyorum. Yani o duayı ettim, o niyeti ettim. Sonra sorgula geldi mi gelmedi mi, olacak mı olmayacak mı falan filan. Bu değil. Endişe değil. Zaten bilmek, hani zaten olacak. Ve ne zaman olacağı da sana kalmamış. Sadece onun olmasına hazır olan kişiye dönüş sen. Yani mesela krallıkta, imparatorlukta yaşıyor olsak şeyi düşünün, böyle imparatora ne kadar saygı duyulduğunu ya da bir işte krala, hala günümüzde bir yere işte vali geliyor mesela, yolları kapatıyorlar falan, değil mi? Dolayısıyla şöyle, mesela sen böyle saçın başın dağılmış, makyajın böyle kalmış dün geceden, pijamayla falan oturuyorsun ve vali gelecek, öyle düşün. Yani o güller, gülistanlar, aşklar, meşkler falan, bu hayatı çağırdın. Sonra da evde böyle oturuyorsun. Allah'ım niye benim istediklerim olmuyor diye. Hazırlan. Valiye, krala, kraliçeye, imparatora hazırlan. Bu insana dönüş. Çağırdığın şeyle eş titreşimde ol. Bunu yapma seviyesinde, bunu yapma noktasında yardım iste. Sabah yataktan kalktın, ay bugün hiç böyle bu pijamayı çıkaracak halim yok diyorsan kendine hatırlat. Hayır. Böyle hisseden her tarafıma rağmen o pijamaları çıkartmam gerekiyor. Ve yapacak gücü içinde bulamıyorsan işte orada Allah'tan güç talep et. Allah'ım bu pijamaları çıkarıp şöyle şıkır şıkır bir elbise giyebilecek gücü, kudreti bana ver de bir besmele çek. Kalk. Ayağa kalk yani.
öyle. Yani benim yaptığım pratik bu bir süredir. İşte şimdi de buradayım. Çocukluk hayalim olan 7-8 yaşımda, hatta belki daha küçük yaşlarımdan beri gece gözümü kapattığımda uykuma, rüyama giren bir şey vardı. O da stüdyo bir dairede yaşamaktı. Bilmiyorum artık ne kadar böyle içimden geliyor yoksa filmlerde, dizilerde falan mı gördüm ama bana böyle tek başına stüdyo dairede yaşayan insanlar çok cool geliyordu ve böyle gözümü kapattığımda bunu görüyordum. Ve şu anda bir stüdyo dairedeyim. Tek başıma. Okyanusun kenarında. Bu seslerle uyanıyorum. Böyle bir balkonda çalışıyorum. Seanslarımı burada veriyorum. Günde birkaç saat çalışıyorum. Sonra denize giriyorum. Aklınıza gelebilecek bütün tropik meyveleri yiyorum. Bedenim sağlıklı. Haftanın 4 günü yoga dersi veriyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Bazen 8'de 8.30'da kalktığımda kendimi geç kalkmış hissediyorum. Bütün gün güneşle baş başayım. Bütün hücrelerim aşkla, sevgiyle dolu. Ve bu noktaya size bu videoda anlattıklarımı yaparak geldiğimi hissediyorum, görüyorum, gözlemliyorum. Bu kanalı, bu bağlantıyı, bu inancı açık tuttuğum yerden, bu enerjiden, bu söylem ile, böyle bir konumla, böyle bir dille dualarımı yazıyorum ya da söylüyorum sesli bir şekilde. Şu anda kaldığım yer çok gelişmiş bir yer değil. Yani şu an böyle betonarme bir binadayım ama inanın burada betonarme bina yok denecek sayıda yani. Her şey böyle kulübe, birçok evin mutfağı yok, banyosu yok, duşu yok falan filan, böyle ilkel bir yer yani. Çok öyle altyapının falan olduğu bir yer değil. İnternetinin olmasından, denizi görmesine, yeni olmasından mutfağındaki alet edevatlara kadar, çünkü kendi yemeğimi yapmak, kendime bakmak da benim için çok önemli. Her şeyi yazdım. En ince detayına kadar, çünkü ne istediğimizi bilmezsek onu talep edemeyiz. Ya bunu tam olarak idrak etmeden önce hep şunu yaptığımı fark ediyorum. Hayatı, evreni, Allah'ı test etmek. İstiyorum bakalım olacak mı? Mesela işte 10 milyon dolar istiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacak? Bilmiyorum ama gelsin. Bakayım Allah gerçekten beni seviyor muymuş? Böyle çalışmıyor. Gerçekten neyi istediğimizi, neden istediğimizi, o gelince ne yapacağımızı, o geldiğinde onu içeri almaya hazır mıyız, değil miyiz? Yani bunların hepsi olmadan gerçekleşmiyor. Gerçekten gerçekleşmiyor. Ve benim bunu deftere yazmamdan yaklaşık 4-5 gün sonra bu eve taşındım. Ve hayal ettiğimden bile daha güzel oluyor her şey. Tüm bunlar olurken eski paternlerim beni böyle kıtlık bilincine, kendim için en iyisini, en güzelini istememeye doğru çeken her türlü iç sesim varken ve beni başka yönlere doğru çekme potansiyellerini içlerinde taşırken yaptım. Çünkü her zaman gerçeğimize hizalanmak, gerçeğimize çapalanmak, merkezlenmek önemli ve hatırlattım sürekli kendime. Hayır, sen bunu istemiyorsun. Sen farklı bir hayat, farklı bir realite, farklı bir his. Bunları yaşamaya niyet ettim, buna söz verdim ve şu anda buna en uyumlu adımı atman gerek. Her defasında. Yediğimiz yemekte bile yani. Sabah kahvaltıda ezbere gidip simit poğaça yiyorsan da yaratımlarından uzaklaşıyorsun. Gerçekten o hayal ettiğin insan da o sabah simit mi yiyor? Yoksa belki daha farklı bir yiyecek mi şu an bedenin arzuluyor? Hücrelerin ne sevgi versen yine o yemeği mi yersin? Evet olabilir, hayır olabilir cevap. Ama her adımımızı, ağzımızdan çıkan sözcükleri, o gitmek istediğimiz yere uyumlu bir şekilde atmak, o gitmek istediğimiz yerde duran kendimize her gün bir adım daha yaklaşmak için elimizden geldiği kadarıyla, olabildiği kadar çaba sarf etmek. Dün yaptığın 10 şeyin bir tanesini bugün farklı yapsan, 9'unu aynı yapmaya devam etsen bile o kadar büyük bir gelişme kat ediyorsun ki. Bunun böyle çalıştığını gerçekten idrak ettiğinde, kalpten bir şekilde buna adandığında
bir gün 10 şeyden birini değiştirsin, bir gün 10 şeyden 5'ini, bir gün 10 şeyden 9'unu ve 2 ay sonra farklı bir insan olmuşsun. Çünkü her gün yüzlerce binlerce hücremiz ölüp yeniden yerine geliyor. Binlerce saç telimiz düşüyor ve yerine yenisini çıkarıyoruz. Bu hücreleri, bu aklı, bu bedeni, bu davranışları, tavırları yaratan o sürekli bir makine var. Yani 3D printerları düşünün. İçine bir tane komut veriyorsun. Bana işte diyorsun ki böyle bir silindir yazdır. Böyle bir şey print et. Silindir çıkarıyor sürekli. Ve sen sonra silindire bakıp diyorsun ki ya bu niye böyle? İşte oradaki kodları değiştirirsek çıktılar sürekli değişecek. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendine iyi bak. Eğer benimle birebir çalışmak istersen veya uyanış kulübüne katılmak istersen aşağıdaki linkleri kontrol etmeyi unutma. Ayrıca benden bilinçaltındaki programları, hastalıklarını tekrarlayan paternlerini değiştirmek, bunlara bilinç getirmek istiyorsan bu konuda birlikte çalışmak için bir Theta Healing seansı da alabilirsin koçluk haricinde. Bir sonraki videoda seninle görüşürüz. Kendine iyi bak.